Şimdi kim bu Z kuşağı biraz kafalar karışık anladığım kadarıyla. Türkiye nüfusunun %30'unu bu Z kuşağı oluşturuyor. Önümüzdeki seçimde oy verecek her 5 kişiden biri bu Z kuşağına mensup arkadaşlar. Kendini tek bir kimlikle tanımlamayan, buna sıkıştırmayan bir kuşakla karşı karşıyayız. Elinde telefonla doğan bir kuşakla karşı karşıyayız. Asla kandırılamayacak bir kuşakla karşı karşıyayız. Kurulan yandaş televizyonları hiç açmayan, gazete diye basılan olağan çukurlarının yüzüne bakmayan, gerçek bilgiye sosyal medyadan anından erişebilen kuşağın 3 tane temel derdi var. Özgürlük, adalet ve eşitlik. Bu kuşağın 3 tane temel derdi. 4+4+4 garantisiyle zırt pırt değiştirdiğiniz sınav sistemleriyle size sırtını döndü bu çocuklar sevgili arkadaşlar. Bu yüzden korkuyorsunuz. Korkun, çok haklısınız. Çünkü bir başarıları olacak. Sizi bu Z kuşağı yollayacak. Ne mutlu ki bir kuşak geliyor ve gümbür gümbür geliyorlar. Hayır, ben 2000 Türkiye'sinde yaşıyorum. Ağlama. Bundan sonra tüp kuyruğuna girecek halim yok herhalde. Bu ülkede adalet yok. Bu ülkede adalet yok. Bu işler sadece namazla niyazla olmuyor dayı. Çıkacak diyecek ki ben gençlere bu yatırım yaptım. İmam hatip yapmak da olmuyor. Aile Bakanı erkek çocukları istismar edildiği halde bir kereden bir şey olmaz dedi. Bu ülke bunun utancıyla yaşamalı. Benim geleceğimi çaldılar. Ben kime şey yapacağım abi? Pardon. Erken emeklilik vardı. Ne oldu? Yapmadılar. Şimdi herkes bunu çok iyi bir şekilde biliyor aslında. Bazı icraatlar gerçekleştirilmedi. Ben 4 sene lise okuyordum. 2 senesi kayıp. Ben sene beni sınava sokacak. Ben neye göre sınav yapacağım? Ben sahneden çıkıyorum abi. Anahtarı tutarak giriyorum. Elimde ne olsun? Hani ne olur ne olmaz diye. Niye korkuyorum? Bu ülke beni bu korkuyla yaşamaya mecbur bırakıyor.